İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2018 yılının Batı Ermenistan parlamento seçimleri. Bako Sahakyan çalışma ziyareti çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. İdlib, Moskova teröristlerin Soçi Anlaşması'nı takip etmediğini düşünüyor. Diyarbakır'da 38 kişi tutuklandı. Osman Kavala davasında yeni suçlamalar gündeme geldi. Tutuklamalar devam ediyor. Diyarbakır'da su kanalı ve tünel bulundu. Hakkari'de 30 bölgedeki yasak bir kez daha uzatıldı. 2018 yılının Batı Ermenistan parlamento seçimleri. Seçimlere katılın. 22-11-2018, 1-12-2018. Seçimlere katılmak ve milletvekillerine oy vermeniz için gereken tüm işlemleri aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak bulabilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Ankette vatandaşlık formunu doldurun ve seçimlere katılın. Formunuzu doldurduktan sonra evet, hayır veya çekimser oyu kullanabilirsiniz. Her adayın profilini soyadını tıklayarak okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın Departmanı'ndan NewsIM adlı ajansa yapılan açıklamaya göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan 16 Kasım'da çalışma ziyareti çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Heyet Tahrir el-Şam teröristleri Hama eyaletinin kuzeybatısında Suriye ordusuna saldırdı. Yoğun sesin altında Heyet Tahrir el-Şam teröristleri El-Furo yakınındaki Suriye ordusuna bir dizi saldırı düzenledi. El-Furo, Laskiye'nin kuzeydoğusundaki Cubbel Ahmar adlı stratejik dağın kuzeyinde bulunuyor. Bu saldırı sonucunda Suriye ordusu ve ulusal savunma güçlerinden birçok asker öldürüldü. Şimdiki verilere göre ölü sayısı 20-25'i buluyor. El-Gab'ın ovalık bölgesinin 17 Eylül'de Soçi Anlaşması'nın bir parçası olduğuna inanılıyor. Teröristler bölgeyi terk etmeyi reddettiklerinden burasını savaş alanı sayıyor ve saldırı için hedef kabul ediyorlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Maria Zakharova yaptığı açıklamada İdlib'in askerden arındırılmış bölgesinde terörist ve sözde ılımlı muhalefet grupları arasında kesin bir ayrım şu ana kadar başarıyla oluşturulamadığını söyledi. Zakharova'ya göre bu süreç geçen Eylül ayında Türkiye ile Rusya arasında varılan bir anlaşma çerçevesinde başladı. Ankara'nın çabalarına rağmen henüz tamamlanamadı. Suriye'nin Rusya'daki elçisi Riyad Haddad'a göre Suriye ile ilgili bir sonraki görüşme İdlib'deki Rus-Türk anlaşmasının uygulanmasına ilişkin konuların ele alınacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alacak. Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar ise yaptığı açıklamada bölgedeki durum kırılgan olduğundan ve teröristlerin kontrolde bulunduğundan İdlib eyaletinde uzlaşmadan söz etmenin daha çok erken olduğunu söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 93 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine Diyarbakır, Hakkari ve Elazığ'da evlere baskın düzenlendi. Hava destekli ve özel birliklerin katıldığı operasyon ağırlıklı olarak Diyarbakır'ın Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Dicle, Ergani, Çermik, Çüngüş, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde yürütülürken aralarında 7 mahalle muhtarının da bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 74 kişiden 38'i tutuklanırken 36 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı yasa kararıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır Valiliği operasyonun örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden, propaganda yapan örgüte eleman temin eden, örgüt üyelerinin sığınaklarda barınmasını kolaylaştıran, örgüte finansal kaynağı sağlayan, örgüt üyeleri arasında bilgi aktarımını gerçekleştirenlere yönelik yapıldığını açıkladı. Anadolu Kültürü adlı toplum kuruluşu başkanı tanınmış Türk iş adamı Osman Kavala davasında yeni gelişmeler gündeme geliyor. Sabah adlı Türk gazetesinin aktardığına göre kolluk görevlilerinin Osman Kavala aleyhinde suçlamaları var. Buna göre Osman Kavala, Gezi Parkı olayları sırasında var olan protestoyu tüm Türkiye çapına yayarak ülkede bir kaos ortamı yaratmaya çalıştı. Suçlamalara göre Osman Kavala, Gezi Parkı protestoları sırasında dışarıdan profesyonel göstericiler getirdi ve yeni protesto metotlarını tartışmak üzere özel toplantılar düzenledi. Osman Kavala'nın Gezi Parkı etkinlikleri sırasında bazı Avrupa merkezleriyle çok sayıda görüşme yaptığı belirtilmektedir. Bu iddialar bağlamında Türk polisi savcılık emriyle Osman Kavala davasında yeni bir tutuklama dalgası başlattı. Osman Kavala'nın Türkiye'deki ünlü insan hakları savunucularından biri olduğunu hatırlatalım. Türkiye'de gerçekleştirilen Ermeni-Türk uzlaşmasına yönelik pek çok etkinlik onun tarafından organize edilmiştir. Kavala birkaç kez Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulundu.
İstanbul'da kendisine ait yayın evinde Ermenilere uygulanan soykırımı konu alan bir dizi kitap yayınladı. Yine kendisine ait Cezayir adlı restoranda Ermenilere yönelik soykırım üzerine bir dizi tartışma ve yaz etkinlikleri düzenledi. Diyarbakır'da Artuklu Sarayı'nda gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları sırasında tarihi öneme sahip değerlere rastlandı. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki 5000 yıllık Amida Höyü'ndeki kazı çalışmalarında yüzyıllardır su akan kanal ve kanala ulaşan tünel tespit edildi. Amida Höyük'te başta Artuklu Sarayı olmak üzere tüm değerlerin ortaya çıkarılması için Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Yıldız başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Profesör Doktor Yıldız Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Höyük'te 1962 yılında yapılan ilk arkeolojik kazıda 1200-1222 yıllarında Artuklu hükümdarı olan Melik Salih Nasreddin Mahmud dönemine ait sarayın temelleriyle renkli taş ve cam küplerden oluşan mozaik süslemelerin ortaya çıkarıldığını anlattı. Çalışmalar sırasında iç kale girişinin kuzeybatı tarafında höyüğün içinden geçen bir su kanalı ve kanala ulaşan tünel tespit ettiklerini ifade eden Yıldız, varlığı bilinen bu tünelin önünün kapalı olması dolayısıyla fark edilmediğini dile getirdi. İç kaledeki Hazreti Süleyman Camisi ile çevresindeki birkaç mahalleye de buradan su verildiğini anlatan Yıldız şöyle konuştu. Tünelin uzunluğu yaklaşık 30 metre ama su kanalının uzunluğunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Hakkari Valiliği tarafından il ve ilçelerde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş çıkışlara yasaklandı. Hakkari merkez ve ilçelerinde bulunan 30 alan 15 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada 2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanununun 32-6 maddesi gereğince ilimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge 20 Kasım-4 Aralık 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır ifadeleri yer aldı. Şimdi size Agung adlı müzik topluluğundan Uygok Ahbar Urfayane adlı eserini sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.